bir tarafta çocuklar olmayan ve çocuk yapmak için neredeyse servetini harcayan aileler var. Evet. Bir tarafta... Ordu İl Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yaşar, geçtiğimiz gün Kazım Karabekir Caddesi'nde bir çöp kovasına atılan bebeğe sosyal hizmetlerin sahip çıktığını söyledi. Geldiğinde biraz hani üşümüştü tabii, çöp konteynerinde bulunmuş. Şu anda solunum sıkıntısı yok. Genel hali iyi, dolaşımı iyi, bir problemi yok. Küvezde izliyoruz. Bir sıkıntısı yok. Genel hali stabil bir bebek. İnsanların bazen elinde bulunan nimetin değerini bilmediğini belirten Hüseyin Yaşar, bu tür durumların hem şehre hem de insanlığa zarar verdiğini söyledi. Bu kişi, bu çocuğu bir çöp bidona bırakıp gidiyor. Allah'tan orada bulunan bir vatandaşımız bunun sesinden alıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastaneden sonra tedavi altına alınca biz sosyal hizmetler olarak da gerekli incelemeleri yaptık polisle beraber. Şu an bu küçük yavrumuz küvezde bulunuyor, tedavisi yaptırılıyor. Biz de bununla ilgili genel müdürlüğe yazımızı, bilgimizi, notlarımızı ilettik ve hastaneden sağlık durumu oluştuğu anda biz onu hızlı bir şekilde bölgemizde bulunan bir çocuk yuvasına naklediyoruz. Türkiye'de artık faili meçhul hiçbir şeyin kalmadığını belirten Hüseyin Yaşar, polis bebeğin terk edildiği bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Tespit edildiği zaman bu kötü muamele karşılıksız kalmayacak, dedi. Araştırılıyor. Bendeki son genel müdürlüğe, valimize verdiğimiz bilgide de şu an tam bir bulgu yok. Ama emniyet araştırıyor ve Türkiye'de faili meçhul bir şey de kalmıyor. Yani bulunuyor, mutlaka bulunuyor. Bunda güvenlik kameraları olsun, MOBESE'mizden olsun. Yine emniyet artık çok iyi çalışıyor. Yani çok faili meçhulleri çıkartıyorlar. Bu da bulunacak ve bu vatandaşa da bu yaptığı kötü muamele, insanlık dışı muamelenin de hesabını kanunlarımız verecektir. Evlilik dışı çocuklardan çöpe ya da başka yerlere atarak kurtulmanın hem şehre hem de insanlığa zarar verdiğini belirten Yaşar, böyle bir durumda Alo 183 hattını arayarak nereye bıraktığınızı söylemeniz yeterli olacaktır, dedi. Yani bu gibi durumlarda, yani hiç vatandaş kendini de deşifre etmeden, yani olabilir, istenmedik evlilik, çocuk durumları da olabilir. Alo 183 hattımız var bizim. Yani oraya bilgi vermesi, işte böyle bir çocuk var, ben bunu bakamıyorum efendim. Şu an şu noktadayız efendim. Bunun işte Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınması şeklinde yapılırsa, yani gerçekten o çocuğun, o masum yavrunun o çektiği ızdırabı, yani insan düşünmek bile istemiyor gerçekten. Yani bu konuda da eskiden cami avlusu falan derdik. Oralara bırakılıyor falan şeklinde oldu. Bugün artık buna gerek yok. Alo 183 hattıyla anında, mesela şu an bu çocuğum sağlıklı. Efendim şuraya bıraktım. Anında telefon Ankara'dan bana dönüyor. Deniyor ki işte Hüseyin Bey, şurada şu var Müdür Bey. Biz de anında çocuğu oradan alırız. Yani bu gibi cahilane haller gerçekten hem şehrimize hem insanlığımıza yakışmıyor.